Kanal 68 ekranlarına hoş geldiniz. Almanya'nın Dortmund şehrindeyiz efendim. Saralı Alaca Dayanışma Derneği'nin 10. yıl kutlaması etkinlikleri kapsamında burada güzel bir eğlence tertiplendi. Biz de şehrimizin, memleketimizin televizyonu olarak bugün buraya konuk olduk sevgili izleyenler. Bütün gün buradan çekimler yaptık. Geçtiğimiz günlerde ise tabii ki dernek yetkililerimiz, başkanlarımızla yaptığımız canlı yayınla sizler de izlediniz. Bugün de buradaki programı bir saat boyunca evlerinize taşımaya çalışacağız efendim. Konuşmalar olacak, röportajlarımız olacak. Memlekete, Aksaray'a gurbetten selamlar vermeye başlayacağız. Ekranlarınızın başına tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hadi bakalım, Alaca'ya kucak dolusu selamlar olsun efendim. Çok değerli Saları Alaca köylülerim ve hemşerilerim, sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Derneğimizin 10. yılının hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bugün burada sizler Alaca'nın bir neferi olarak bulunuyorsunuz. Her birinize teşriflerinizden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Özellikle hanımefendi kardeşlerimizin böyle sıcak, havanın iyi olduğu bir günde beyleriyle buraya teşrif etmeleri ayrıca bir güzelliktir. Evet, programımızı Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlatıyoruz. Daha sonra İstiklal Marşı okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i şerif okumak üzere İdris Gökpınar kardeşimizi buraya davet ediyorum. Buyurun İdris. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifûn.
selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Şimdi de Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyor. İstiklal Marşımızı okumak üzere hepinize ayağa davet ediyorum. Evet. Var olun, Allah razı olsun. Konuşmalar bölümüne geçiyoruz. Evet. Derneğimizin kurucularından daha önce başkanlık yapan, büyük emekler harcayan, derneğimizin her aşamasında yer alan çok değerli kardeşiniz olan dernek başkanı Sayın Yusuf Yavuz Bey'i hitap etmek üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim Hamit kardeşim. Selamun aleyküm. Değerli dernek başkanlarım, saygıdeğer üyelerim, değerli misafirlerim. Saları Alaca Dayanışma Derneği'nin 10. yıl kutlamasına cümleten hoş geldiniz. Ayrıca Türkiye'den aramıza katılan değerli köy muhtarımız Aytekin Işık, İstanbul'dan aramıza katılan Yusuf Gökdemir ve Mesut Sağlamçalı, yöremizin meşhur sanatçısı Gülhan Gözüm, sizler de aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Bu arada Mesut Sağlamçalı'nın selamı var. O özel nedenden dolayı tekrar İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı. Bugün inşallah memleketimize, Alacamıza özlem gidermek için Gülhan Gözüm'ü dinleyerek biraz şöyle uzaklara doğru gideceğiz. Tabii bu arada Gülhan Gözüm'ü biraz seyreteceğiz. Değerli kardeşlerim, bundan yaklaşık 10 yıl önce Arif Doğanay'la beraber böyle istişare yaparken, tartışırken diyorduk ki acaba bizim bir derneğimiz olsa köylülerimiz, insanlarımız bunu destekler mi? Acaba bunu başarabiliriz mi diyerken bugün hamdolsun sizlerin desteğiyle 10. yılımızı kutluyoruz. Ve şuna inanıyorum ki bundan sonra birbirimize daha fazla ihtiyacımız olacak. Yaşadığımız, bulunduğumuz ülkede ve derneğimize var olan bu Saları Alaca Dayanışma Derneği'ne de daha fazla ihtiyacımız olacağını ve desteğinizi arttırmanızı umuyoruz, bekliyoruz. Dernekte aktif olaraktan bu benim son dönemim. Vermiş olduğunuz güven ve destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi eğlenceler diliyorum. Aklımdayken de hatırlatayım. 6. ayın 17'sinde Dortmund'da Vatan Kafeterya'da geleneksel iftar programımız var inşallah. Bu iftar programına katılmak isteyenler yönetime isimlerini yazdırabilirler. Bunun haricinde derneğimizin 10. yıl hediyesi
gördüğünüz bu kitapçık, Yasin kitabını üyelerimiz dağıtıyoruz. Almayanlar girişten alabilirler. Sağ olun, var olun. Ben de bu değerli konuşmalarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Evet, kendisi çok uzaklardan geldi. Bizi kırmayarak davetimize icabet etti. Köyümüzün genç, çalışkan, her kar demeden, kış demeden, köyümüzün her derdine derman olmaya çalışan, bizleri de kırmayarak ta Türkiye'den, Aksaray'dan, Örtököy'den, Salara, Alaca'dan buraya kadar teşrif eden çok değerli muhtarımız Aytekin Işık Bey'e sizlere hitap etmek üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun muhtarım. Şöyle güçlü bir, kuvvetli bir alkış istiyoruz ha. Alacalılık olarak gösterin alacalılığınızı. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ayrıca Salara Araca Dayanışma Derneği'nin bizi davet ederek onura ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan Yusuf Yavuz ve ekibine, değerli köylülerimize ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ederim. Derneğimiz 2007 yılında kurulmuş, 2017 yılında 10. yılını çok şükür elhamdülillah doldurmuştur. Tüm vatandaşlarımızın derneğimize sahip çıkması, derneğimizle birlikte olması önem arz etmektedir. Salara Araca köyü hepimizin köyü. Bizler sizlerin hizmetkarıyız orada. İnşallah daha iyi şeylere dernekle birlikte imza atacağız. Biz Alaca'nın daha iyi olabilmesi için altyapısını, kilitli taş ve çöp konteynerleri, içme suyu gibi birçok hizmeti şu anda Alaca'ya kazandırdık elhamdülillah. Bunun neticesinde inşallah Salara Araca Dayanışma Derneği kurucularından, kuranlardan, destek çıkanlardan ve yaşatanlardan hepsinden Allah razı olsun. İlk başkanımız Sayın Cebrail Uçuran'dan mevcut başkanımız Sayın Yusuf Yavuz'a kadar görev yapan tüm başkanlarıma Alaca'ya göstermiş oldukları önemden dolayı çok teşekkür ediyorum. Alaca'ya derneğimiz o kadar önem verdi ki şu an dışarıdan gelip Alaca'mızda ev inşaatını başlatan 7-8 ailemiz var. Bundan sonra da inşallah Alaca Dayanışma Derneği ile birlikte çok güzel şeylere imza atacağız. Hepinize saygılar, sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz de muhtarımıza bu geciz konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Evet hemşehrilerim, sol tarafımda gördüğünüz gibi çok büyük hediyelerimiz var. Oraya paketleri yığdık. Onlar sizi bekliyor. Acaba bugün beni kim eve götürecek diye merak ediyorlar. İçinde role var, tablet var, tost makinesi var. Aklınıza gelecek en vahiy çeşit hediyeler var. Bu hediyelerimiz 5 euro karşılığı sizlere satılıyor. Lütfen o hediyelerden almayı unutmayın. Giderken evinize yanınızda bir hediyeniz olsun. Evet, şimdi gönüllerimizin sultanı mı diyeyim, gönüllerimizin ozanı mı diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum. Arkamda bekliyor genç bir sazı ozanımız var artık, öyle demek gerekiyor. Çok büyük emekler harcadık. Ben sazı da sözü de ona bırakıyorum. Görüşmek üzere diyor Allah'a emanetim. Karşınızda Ferhat Yeşilaz kardeşimiz.
kıyamete deyim karşı karşıda. Bilebilsen şu sinemde neler var, gülüp aynada neler karşıda. Parçamız olan ta İstanbul'dan kalkıp gelen Yusuf Gökdemir kardeşimizi selamlıyorum buradan. Bir alkış istiyorum. Yine bizleri ta Avusturya'dan yalnız bırakmayan, böyle bir günde ben nasıl olur da orada olmam diyen güzel Abdülkadir Can abimize hoş geldin, sefalar getirsin diyoruz. Bir alkış istiyoruz. Yine ta Hollanda'dan her zaman yanımızda olan, bizimle beraber olan Hasan Saras kardeşimiz aramızdadır. Alkış istiyorum. Yine Fransa temsilcimiz olan, Fransa'dan bizi yalnız bırakmayan, ta Fransa'dan kalkıp gelen kardeşimiz Ertaş Bektaş'a da bir alkış istiyorum. Yine bizleri bugün de yalnız bırakmayan, iş adamımız olan, her zaman bizimle beraber olan, gönlüyle bizimle beraber olan Zeki Deniz kardeşimize de bir alkış istiyorum. Evet, bize buradan sponsor olan kardeşlerimiz var. Gördüğünüz gibi benim sağ tarafımda 63-64 tane bize sponsor olan iş adamları var. Onlara da özellikle böyle bir gecede bize destek oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum. İç Anadolu'nun, bölgemizin, Aksaray'ın ve Örtököy'ün çok değerli sanatçısı, duruşuyla, sazıyla, sözüyle
düğün dernek demeden çalan, söyleyen, bizleri kırmadan ta Almanya'ya gelen, gelen gönüllerimizin usta sanatçısı, meşhur sanatçımız Sayın Gülhan Gözüm kardeşimiz de buraya davet ediyorum. Alkış istiyorum. Selamun aleyküm. Değerli hemşerilerim, sizlere Türkiye'den, Aksaray'dan, Ortaköy'den, Alaca'dan selamlar getirdim. Bu güzel organizasyonda beni görmek istediğiniz için başta organizasyonu yapan Salar Alaca Derneği Başkanımız Yusuf Yavuz Bey'e, Halim Bey'e, tüm ekiplere, arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizlere göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle arkadaşlarıma, çocukluk arkadaşlarıma, büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. İnşallah iyi bir eğlence olur. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Karşıdan geçti gelin, elinde desti gelin. Sallan boyun göreyim de gençliğim geçti gelin. Boyun göreyim de gençliğim geçti gel. Vay bandım bandım, yollarına yandım. Duydum
Yüreğim hasta yatıyormuş yollarına. Bizde adet böyledir, ama bizde adet böyledir. Saz çalıp oynadırlar, aman güzeli oynar. Fidayda da alacalı fidayda, 500 altını yedirdik biz fiday. Gitsi de gelmiyor ne fayda, başımı da yesin anam bu sevda. Çıkmaz açık, aman aman çıkma baş açık. Arpalar karadır, aman arpalar karadır. Eğer gönlü aman al bu şayı yola, fidayla da orta köyüne fidayla, 500 altını yedirdik biz bir aya. Gitti de gelmiyor ne fayda, başını da yesin anam bu sevda.
Efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Kanal 68 ekranlarındasınız. Burası Almanya'nın Dortmund şehri. Burada Saralı Alaca köyünden hemşerilerimizle beraberiz. Sayın Başkanım Yusuf Yavuz, hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım nasıl bir atmosfer, biraz anlatır mısınız bize? Şimdi bu 10. yıl kutlamamız. Tabii ki bundan önce de birkaç sefer böyle gece yaptık ama bu sefer biraz daha coşkulu oldu. Katılım biraz daha fazla oldu. Beklediğimizden daha fazla oldu. Tabii ki böyle coşkulu, heyecanlı oldukça insan daha da fazla aktif oluyor. Ne diyeyim, bunun devamını diliyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda böyle birliğimizi, beraberliğimizin niyazını diliyorum. Başkanım güzel hediyeler dağıtıyorsunuz. Yarışmalar oldu. 68 ekranlarında hemşerilerimiz de izliyor. Böyle Anadolu kültürünü burada yaşatmak nasıl bir duygu? Ya şimdi bu anlatılamaz bir duygu. İnsan bunu yaşaması lazım. Tabii ki burada gurbette yaşayan insan daha iyi bilir. Biz de elimizden geldiği kadar bu yöremizin sanatçısıyla, yöremizin oyunlarıyla, bu buna benzer sahnelerle buradaki insanlara en azından bu atmosferi yaşataraktan kendilerini bir anda memlekette hissettirmeyi hedefledik. Bu da maşallah umduğumuzdan daha iyi oldu. Daha iyi bir güzel şekilde gidiyor. Yani bunun devamını niyaz ediyorum. İnşallah bu etraftaki köylülerimiz, derneklerimiz de aynı şekilde bu şekilde devam ederler bu atmosfer açısından. Avrupa'nın çok sayılı ülkelerinden hemşerilerimiz bugün burada. Nereden katılım oldu şu anda? Şu anda köy muhtarımız Aytekin Işık Bey burada. İstanbul'dan iş adamımız Yusuf Gökdemir burada. Kayseri'den iş adamımız Deniz Bey burada. Evet. İstanbul'dan bir Mesut Sağlamçal diye bir arkadaşımız da var. O da burada. Fakat o dün geri dönmek zorunda kaldı. Onun da selamı var. Öbür taraftan Avusturya'dan var, Hollanda'dan var, Fransa'dan var ve ağırlıklı olarak da Almanya'dan. Yani Alaca aşkı insanları kilometrece, yani ülkeler arası yolculuk yaparak buraya geldiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Alaca'yı biraz bize anlatır mısınız başkanım? Şimdi Alaca düz bir alanda, köy olaraktan, coğrafi bölümünden yaklaşık 4000'e yakın nüfusu var. Bunun şu anda 580 kişi köyde yaşıyor ama 3000'den fazlası da ekonomik nedenlerle gurbette yaşıyorlar. Bu Türkiye'nin genelinde, Avrupa'da olsun. Yaz aylarında tabii ki bu şu anda 580 olan sayı 2000-2500'ü buluyor. Bir de en tarafı bizim köyün insanların emekli ayrılan olsun ve hatta Türkiye genelinde gurbettekiler olsun köyden başa gitmek istemiyorlar. Ve şu anda öyle o kadar büyük yatırımlar var ki ne insan inanamıyor yani bu kadar yatırımı, mesela 3 katlı 4 katlı binalar yapıyorlar köyleri. Bunu da şehire yatsan şu kadar gelir sağlarsın diyorlar. Ama insanlar onu diyor, öyle demiyor. Ben diyor köyümde huzur buluyorum, rahat buluyorum diyor. Onun için köyümü tercih ettim diyor. Bu da tabii ki bizi sevindiriyor. İnsan oğlu %70'im doğduğu değil de doğduğu yerde yaşıyor. Bu da tabii ki belirli bir müddet sonra insan toprağını, memleketini özlüyor yani. O açıdan bizim de bu işi çok sevindirici. Şu anda baktığımızda katılımların %70'i gençlikten oluşuyor. Bizim hedefimiz, amacımız da buydu. Bu gençliğe yetişmek, gençliği kaynaştırmak, tanıştırmak, ileriye yönelik. Bir gün mesela örneğin bir arkadaşımızla tanıştık. Tam 27 yıldan beri görüşmüyoruz. Ve bu dernekin vasıtasıyla tanışma imkanı bulduk. Elbette özlemimizi, hasretimizi giderdik. Ve bu bütün benim burada çağrı yapacağım insanlara, bu köylere, kasabalara, böyle derneklere sahip çıksınlar. Bunlar bulunmayan bir varlık. İleride eyvah demektense yolun zararı nereden dönerse kar demektir. Doğru söylüyorsun başkanım. Başkanım şu anda Alaca'da bizleri izleyen hemşerilerimiz var. Onlara neler demek istersiniz? Aksaraylı hemşerilerimiz var. Neler söylemek istersiniz? Önce tabii ki bu Kanal 68 ailesine teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkanı bulduğu için en azından buraya katılamayan, burada olmayan insanların, köylerimizin, vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin sizin aracılığıyla kanaldan, Kanal 68'den seyretme imkanı olacak. Onlara saygıyla selamlıyorum. Bizler nasıl ki onların orada köyde, memlekette kendimizi hissediyorsak
Onlar da şu anda bizi burada hissediyoruz gibi görüyoruz. Yeter ki gönüller bir olsun. Gönül sınınca gövde sınıyor. Biz bunu anladık yani. Dernek Dortmund'da merkezi, doğru mu başkanım? Evet. Derneği biraz anlatın. Hedefleriniz nelerdir daha? Dernek 2005 yılında Almanya'da kuruldu. Merkezi Dortmund. Bunun haricinde Fransa'da, Hollanda'da, Avusturya'da şubeleri var. Ve Türkiye'de memleketimizde de Talar Alacaköy'ünde, Ankara'da, İstanbul'da köylerimde, orada da şubelerim var. Oradaki insanlarım da kendi açısından bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki hedefimiz, amacımız 2005 yılında biz derneği kurarken dedik acaba biz böyle bir dernek kursak bunu başarabilir miyiz? İnsanlar bizi destekler mi? Kabullenir mi? Bu atmosferi biz yaşatabilir miyiz? Ve yoksa yalnız mı kalır diye düşünüyorduk. Ama ilerleyen zaman içerisinde bizim tabii yönetim olaraktan işi sıkı tutmamız, köylerimiz, üyelerimizin bir sahip çıkmaması bizi daha da güçlendirdi, kuvvetlendirdi. Ve onların sayesinde, desteğiyle elhamdülillah bugün 10. yılımızı kutluyoruz. Tabii ki derneğin bazı hedefleri olması lazım, amaçları olması lazım ki ne? İnsanları bir araya toplayasın, heveslendiresin, meraklandırasınız diye. Bizim hedeflerimizin bir tanesi veya birkaç tanesi diyeyim, öğrencilere burs veriyoruz, üniversite talebelerine. Bu tabii ki bunların şartları var. Onların şartlarını müracaat eden kişi bize bildiriyor. Bize gizli bir komisyon var. O komisyon karar veriyor. Sadece o komisyondan başka kimsenin haberi olmuyor. Gizli kalıyor bu yani. Burs alan kişiler. Bunun haricinde senede bir kere dergi çıkar diyoruz. İnşallah bu sene Aralık ayında tekrar yeni dergimiz çıkacak. Bunun haricinde işte köyde fidan dikme işlemimiz devam ediyor. Köyde efendime söyleyeyim, bundan önce geceler yaptık. Aynı buradakinden daha farklıydı. Orada katılım daha fazlaydı. Yaklaşık 2000 kişinin katılımı vardı orada köyde yaptığımızda. Köyde yaptınız. Köyde yaptık. Tabii orada yaptık ama bunun sayesinde, o gecenin sayesinde orada kampanyalar başlatıldı. Ve bu kampanyanın sayesinde diyelim ki ilkokulumuzun restorasyonu yaptık. İlkokulumuzda kütüphane yaptık. Bunun haricinde işte köye muhtarımız tarafından bazı taş taşıma olayı falan oldu. Onlara desteğimiz oldu maddi ve manevi olaraktan. SMS sistemini var bizim. Bu üyelerimize bu ani haberleri, hac olayı gibi, nişan düğün olayı gibi aninde bütün üyelerimize ulaştırıyoruz. Bunun haricinde artık yeni bir köy konuğu adında bir projemiz var. Şu anda çalışma açısında. İnşallah ilerleyen dönemde de onu hedefliyoruz, faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Bak hala, önce ihtiyarlar bak. Bir dakika. Fransızlar, siz şöyle bir durun bakayım. Yusuf Türkel, Cebrail. Cebrail şuraya geçin siz. Yusuf geç bakayım oraya. Yusuf geç. Durmuşlar oraya geçin, bekliyorsun. Geç oraya, geç. Faal abinin yerine, ha. Şöyle. Arefe sen de orada kal, Arefe sen de orada kal. Feyzi abi, hadi bakayım Feyzi abi, hadi. Hadi, geç. Beş kişi. Kaç kişi şimdi orada? Oraya bir kişi daha. Yüksel, sen gir oraya. Oraya gir. Öyle mi? Güney, oraya gir bak. Ya sen Allah'ını seversen, hadi bakayım, geç. Hadi oraya. Evet. Başlatıyorum. Evet. Arkadaşlar. Yok. Yusuf orada kal. Hadi. Hürriyet'si hakem sensin. Bir dakika. Orada altı kişi. Orada altı kişi. Güney geç sen oraya Güney. Evet. Başlatıyoruz. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Haydi Araca. Haydi bakalım. Hay maşallah. Şunlara bak ya. Bak kendisi sen. Evet. Hadi gayret. Hadi bakalım. Evet. 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 Evet.
hakim yürüsün. Hakem yürüsün. Kazanan bu taraf. Bunların hediyesi bizden. Evet. Evet. Alkışlıyoruz. Bir alkış alıyoruz. Şimdi Fransa rakip arıyor. Fransa rakip arıyor Almanya'ya. Hadi bakalım Fransızlar. Efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içi gerek ana haber bültenimizde gerek de Facebook hesaplarımızda yaptığımız canlı yayınlarda sevgili Hamir Ramazan Özdemir yönetim kurulu üyemiz bizlerle beraberdi. Onunla beraber güzel bir program yaptık ve bu programı tanıtmaya çalıştık. Bugün de geldi, o gün çattı. Neler söyleyeceksiniz? Katılım güzel, ortam güzel. Ben özellikle Kanal 68'in bize sunduğu bu imkana teşekkür ediyorum, müteşekkirim. Sizin şahsınızda bütün kanal çalışanlarına teşekkür ediyorum. Tabii böyle bir gece, tarihi bir gece, bir köy derneğinin Avrupa'nın ortasında böyle bir gece yapması, kendi değerlerini, kendi yerel kültürünü burada yaşayan insanlarımıza tanıtması, onu yaşatması ayrıca bir güzelliktir. Ben burada bütün emeğe geçen kardeşlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü zor bir işi başardılar bu arkadaşlarımız. Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'da değerlerimiz yavaş yavaş erozyona uğruyor. Bu erozyona uğrayan ortamda bu değerleri yaşatmak başlı başına bir emek sarf gerektiriyor, büyük bir güç gerektiriyor. Bu dernekte buradaki insanlarımız bu hizmeti veriyor. Gece nasıl geçiyor efendim? Ortam nasıl? Gerçekten çok katılım yüksek. Avrupa'dan katılımlar var. Hollanda'dan, Belçika'dan, ta Avusturya'dan 800 kilometre kat ederek bu geceye katılan kardeşlerimiz, abilerimiz var. Bununla da kalmayıp İstanbul'dan, Edirne'den bu gecemize özellikle uçağa atlayıp gelen kardeşlerimiz var. Allah razı olsun. Onlara da sizin şahsınızda, sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum bu gecemize katıldıkları için. Sayın Özdemir, güzel hediyeler dağıttık bugün. Çekilişler oldu, hediyeler oldu. Gelen misafirlerimiz de boş geçmedi. Evet. Biraz derneğimizi anlatalım. Derneğimiz bundan 10 sene önce kurulmuş bir dernek. Yola çıkarken buradaki ve Türkiye'deki insanlarımızın hizmet etme noktasında neler yapabiliriz diye kafa yoran, bu konuda emek harcayan insanların bir araya gelip kurduğu bir dernek. Köyümüzde aşağı yukarı 3500 üzerinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Bunun yanında 3 defa köy festivali düzenlendi. Oradaki insanlarla bir araya geldik. Burada geçmişlerimizi yad edecek merasim programları düzenlendi geçmişlerimize. Burada piknikler, sosyal aktivite faaliyetler, öğrencilere burslar, bunun yanında hiçbir derneğin yapmadığı, cesaret edemediği bir dergi çıkardık. 3 senedir dergi çıkarıyoruz. Bu dergimiz buradaki insanların yaşam kültürlerini, Türkiye'deki yaşam kültürlerini dile getiriyor. Dergimizde biz valimizden, kaymakamımızdan, belediye reisimizden yazılar istedik. Sağ olsun belediye reisimiz 2 dönemdir bu yazı dergimize yazı gönderiyor. Oradaki öğretmenler de bize ricada bulundu. Dediler ki gerçekten bu dergiyi biz çok merak ediyoruz. Bu dergiyi bize gönderin. Okulumuzda ders olarak işletmek istiyoruz. Çünkü bazı değerlerimiz bu dergide vasıtasıyla çocuklarımıza gösterelim diye. Sağlar Alaca Dayanışma Derneği'nin çıkardığı bu dergi Sağlar Alaca Dayanışma Derneği'nin hediye olarak köydeki Alaca İlk Öğretim Okulu'na gönderdik. Orada ders olarak işlendi. Derginiz nerelerde dağıtımı yapılıyor? Öyle bir dergimiz 1000 civarında dağıtılıyor. Fakat 10.000 kişiye ulaşıyor bu dergimiz. Biz bu dergi çıktıktan sonra Aksaray Valiliği'ne, Aksaray Belediye Başkanı'na, Örtüköy Kaymakamı'na, Örtüköy Belediye Reisi'ne, köyümüzdeki Avrupa'da yaşayan dernek üyelerine parasız postayla gönderiyoruz. Ve burada isteyen bütün sivil toplum örgütlerine bu dergiyi gönderiyoruz. Ve şu an bize bıraktığı izlenim bu derginin gerçekten bir köy derneğinin üzerinde kapasitede bir dergi olduğu bize onlardan gelen duyumlar içerisinde. Peki şu anda ekranların başında, Kanal 68 ekranlarında Alaca'da hemşerilerimiz var. Onlara neler söylemek istersiniz? Buraya katılanlar, orada olanlara, gelemeyenlere neler söylemek istersiniz? Valla gelemeyenlerin çok şey kaybettiğine inanıyorum. Ben keşke bulunsaydı. Buna rağmen buradaki arkadaşların birçoğu Facebook üzerinden canlı yapmaya çalıştılar. Sizin vasıtanızı da inşallah bu gecemiz televizyonda Türkiye'de gösterilecek. Gerçekten bu gecenin bir dönüm noktası olduğunu inanıyorum. Burada öyle bir şeyler yaşadık ki yani bazen 18 yaşına gelmiş, 17 yaşına gelmiş, daha Türkiye'yi hiç görmemiş ve hatta Türkiye ile ilgili fazla bilgisi olmayan çocukların bu gecede bazı şeyleri aldıklarını eve götüreceklerine inanıyorum yani. Köydekilere neler söylemek istiyorsun? Köylere de özellikle buradan bütün köylülerime, hemşehrilerime selamlarımı iletiyorum. Ben önümüzdeki ay içerisinde Türkiye'ye gideceğim, onları izleteceğim. Buradan hepsine kucak dolu selamlar, muhabbetlerimi iletiyorum. Evet. Bir. Hadi hazırla. 2, 3, hadi bakalım maşallah. Ay 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 ay.
şampiyonu belirledi herhalde. Ona hediyemizi verin. Hemen verin. Evet arkadaşlar. Çocuklara bir alkış. Çocuklarımıza bir alkış. Evet arkadaşlar, şu an 40 dakika yemek burası var. Bu esnada sağ tarafta gördüğünüz efendim Türkiye'mizden, Alaca'mızdan sevgili muhtarımız Aytekin Işık yanımızda. Sayın muhtarım hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl geçti yolculuk? İyi elhamdülillah, bir aksilik olmadan geldik çok şükür. Nasıl bir ortam, neler söylemek istersiniz? Köyünüz adına burada bir program yapılıyor. Vallahi iyi bir atmosfer, birlikteliğin anlamı. Sağ olsun bizi de buraya davet ettiler. Dernek başkanımıza da sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Onur ettiler bizi. Vatandaşlarımızın böyle bir arada olması, birlik olması bizi gururlandırdı. Onur olduk yani. Böyle Avrupa'da böyle organizasyonlar yapılıyor. Köyde de yapıldığını söylediler ve derneğin köye çok sayıda katkısı oluyor. Neler söylemek istiyorsun? Biraz derneği anlatın. Köyde nasıl yansıyor dernek? Şimdi dernek kurulduktan bu yana 2007 yılında kuruldu, resmiyetini aldı. Bizim orada birçok çalışmalar yaptılar. Ağaçlandırma, işte su, yani derneğin yapabileceği her şeyi yaptılar. Bir de derneğimizin köye bu kadar önem vermesi sonucu yurt dışında veya yurt içinde yaşayan vatandaşlarımız köyümüze ev yaptırmaya başladılar. Yani geliyorlar, en azından Varpo'da emekli vatandaşlarımız 6-7 ay, öbürlerde 2-3 ay kalıp gidebiliyor. Yani köyümüze bir hareketlilik geldi dernekle birlikte. Parke taşlar olsun, ağaçlandırma yapılıyormuş. Biraz anlatın derneğin çalışmalarını. Evet. Şu anda ağaçlandırma yapılıyor. Bir eski ortaokul denen yer vardı. Oranın bakımı yapıldı, ağaçlandırıldı. Ortak kullanıma açıldı köyümüzle birlikte. Kilitli taş döşenmesinde şimdi sağ olsun devletimiz hepsini üstleniyor ama daha önce üstlenmiyordu. Derneğimizin büyük katkısı oldu. İhtiyaç halinde de bize sürekli yardımda bulunuyorlar sağ olsunlar. Peki hemşerilerinizden istediğiniz var mı bir şey Avrupa'daki daha? Avrupa'daki hemşerilerimizden köyüne gelmelerini, ziyarette bulunmalarını, misafirimiz olmalarını temenni ediyoruz. Bir de her genç köyünü gelip görmeli, bunu istiyoruz yani. Köyünü unutmasınlar, köyüne gelsinler. İnşallah biz de bu yaz televizyonumuz olarak alacağız, ziyaret edeceğiz. İnşallah bekleriz, gurur duyarız. Misafirimiz olursunuz inşallah, bekleriz inşallah. Ekranların başında Alacalı hemşerileriniz var. Avrupa'nın dört bir yanında hemşerileriniz var. Bugün buraya katılamayanlar var. Aksaraylı hemşerilerimiz var. Onlara neler söylemek istersen biz selamımızı gönderin. Evet, tüm Aksaraylı hemşerilerime ve Alacalı köylülerime sağlık, sıhhat, mutluluk diyorum aileleriyle. Bir de köylerini unutmamalarını, derneklerine sahip çıkmalarını istiyorum. Çok teşekkür ederim. Deveye saldıranlar hani nerede? Samet, deveye saldırın deveye. Başkanları öne alalım. Deve yattı deve. Başkan Yusuf Yavuz, Hami Özdemir, muhtarımız Aytekin, hepiniz ortaya gelin. Arefe Özkullu, Hollanda Başkanı, sizi de ortaya alalım. Fransa Başkanı Erdaş, hepiniz ortaya. Alacalıyım. Nevşehir'e gelin gittim. Alaca Kızları Grubu'nun başkanıyız arkadaşlarla birlikte. Nasıl? Grubu biraz anlatın. Neler yapıyorsunuz? 30'dan fazla kızlar var. Hep birlikte bayramdan önce çekiliş yapıyoruz. Hani maksat birlikte olmak için. Matine ayarlıyoruz, piknik ayarlıyoruz, birlikte kahvaltı yapıyoruz. Annemle babama selam söylüyorum. İbrahim Yeşilöz ve Yadigar Yeşilöz. Onları çok özledim. Köyümüzü şöyle anlatabilirim. Babam küçüklükten bu yana bizi köye ısınmamız için her sene götürmüş olduğu için köyümüzü çok severek büyüdük.
İnşallah biz çocuklarımıza bunu yaşatmak istiyoruz. Yapalar beyler size de kalmaz, size de kalmaz. Bir sultan ölse de sevenler ölmez, sevenler ölmez. Hak yoluna giden yiğitler dönmez, yiğitler dönmez. Can ciğer diyen dostlarım haney, dostlarım haney. Şaney 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 işte meydane. Şaney 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 İşte meydane. İyi günün dostu nerede nerhane, kötü günde hane. Efendim, Alacalı hemşerilerimizle röportajlara başlıyoruz. Ablacığım hoş geldin. Sağ olun, Allah. Kendini tanıt bakalım. Siz de hoş geldiniz. İsmim Hatice Turhan ama köylülerim Hatçana der bana. Öyle mi? Evet. Doğma büyüme Sarılacı köylüyüm. 30 senedir Almanya'da yaşıyorum. Neler söylemek istersin? Şu anda seni izleyenler var mı köyde akrabalar? Köyde var. Annem, babam, ablam, Sinan abim. Hepsinin ellerinden öpüyorum büyüklerimin. Allah'a emanet olsunlar. Çok seviyorum onları. Allah razı olsun. Haber verirsiniz. İnşallah. Allah sizden de razı olsun. Sağ olun. Sır benim aman aman. Aman yüküm rahı biraz şarap viski vay vay. Bu yıl böyle geçerse Suat Baba. Efendim, Türkiye'mizin dört bir yanında Alacalı hemşerilerimiz bugün yine bizlerle. Bugün de Kayseri'den sevgili Zeki Deniz Beyefendi burada. Beyza Mobilya adına bir de reklam yapmış olalım. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle köylülerimizin böyle bir dernek çalışmasını yapmış olmaları ve bunun da 10. yıl olmasından dolayı biz de istedik ki aralarında bulunalım, hasret giderelim, görüşemediklerimizi görelim. O niyetimizle Türkiye'den kalktık, gecemize katılmak için buraya kadar geldik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Neler söylemek istersiniz, nasıl bir ortam? Ortam çok güzel. Özellikle milli birliğin, beraberliğin ve köyümüzün, kültürümüzün yaşatılması adına Avrupa'da kuşaklar arası kopukluğu önlemek adına da çok güzel düşünülmüş bir organizasyon. Burada biz belki normal hayatta karşılaşamayacağımız birçok genç kardeşimizle tanışma imkanımız oldu. Onları tanıyoruz. Onlar da bizim gibi amcalarını, abilerini tanıyorlar. Ve gurbette bir beraberlik yapıp bunun da milli şuura katkısı olması adına çok güzel olduğunu düşünüyorum. Köyümüzü de ayrıca tebrik ediyorum. Aksaray'ın köyleri içerisinde bu tip organizasyona ev sahipliği yapabilen nadir köylerimizden bir tanesidir. Artı bizim köylerimizin bir güzel özelliği daha vardır. Köylerimizin çoğu yaz tatillerinde kendi köylerini ziyaret etmekteler. Bu da kaynaşmayı artırmakta. Kalabalıktan da anlaşılacağı üzere gördüğümüz gibi maşallahı var. Emeği geçen bütün arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Avrupa'nın dört bir yanından katılım var. Hani şöyle söyleyeyim. Aksaray'dan gelip köye gelmiyorlar. Yani ülkeler arası geldiler, sadece Alacay'ı. Aynen. Avusturya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, Fransa'dan, belki benim bilmediğim başka coğrafyadan da köyümüzden arkadaşlarımız, akrabalarımız, hısımlarımız burada görüşüyoruz. Hasret gideriyoruz. Gayet güzel bir ortam. Sizler de katılmışsınız. Bizleri onur ettiniz. Çok memnun olduk. Çok teşekkür ediyorum. Buradan hemşehrilerinize neler söylemek istersiniz şu anda Alacay köyünde ev olanlara? Köyümüzdeki güzel insanlara da buradan bir kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Bütün köylülerimiz gibi ben de buradan hepsini büyüklerimize hürmetle selamlıyor, ellerini öpüyoruz. Küçüklerimizden gözlerini öpüyoruz. Yandım anam anam sarı kız. Geldim aman aman sarı kız aman.
koydun beni yalnızda. Sana yandım sarı sarı kız. Ben buradan köyümüzün muhtarı Aytekin Işık'ı buraya davet ediyorum yanımıza. Kendisi çekiliş yapacak. Herkes dört gözle geziyor, bekliyor. Acaba bu motosiklet kime çıkacak diye herkes elinin numarasını alsın. Ben çek demeden muhtarım çekme. Şunun adını biraz çıkaralım. Evet. Roley motosikleti çekmeye hazır mıyız? Vallahi bir ses duymuyorum. O zaman çek, gelin geri götürelim. Motosikleti istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Evet mi? Evetse bir alkış. Evet. Arif, oldu mu olmadı mı? Olmadı, olmadı. Bir alkış daha. Hulusi, sen ne diyorsun? Muhtarım, ses biraz az gibi geldi bana ya. Alacaklılar zayıf kalıyor gibi. Vallahi alacaklılar zayıf kalıyor diyor muhtarım. Muhtarımızı böyle mi göndereceğiz? Bak, sıfır diyor, sıfır diyor. Hiç yok diyor. O zaman bak, muhtarımız da burada. Yönetim kurulu da burada. Köy derneğimize kuvvetli bir alkış istiyoruz. Evet, bu oldu şimdi, bu oldu. Evet, şimdi hazır mıyız? Muhtarımız çekecek, numarayı açacağız. Evet, muhtarım, hazırsan karıştır. Şöyle bir ayran karıştırır gibi karıştır. Evet. ...898... ...898... Evet, kimmiş bu? Evet, İsmet... İsmet Yavuz mu? Evet, İsmet Yavuz ailesine çıkmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Gel şöyle. Fotoğraf makinesi varsa çeksinler arkadaşlar. Şevket. Gel. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Allah güle güle sürmeyi nasip etsin. Kazasız belasız. Evet. Şimdi Saları Alaca Dayanışma Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri Hollanda'dan Arefe Özkulluk, Fransa'dan, Avusturya'dan gelen arkadaşlarımız Mehmet Karadeniz, sen de ayrılma, gözüm sende, sen de görüyorum. Burada Hasan Sarraç, bütün arkadaşları buraya davet ediyoruz. Toplu bir resim alacağız. Evet, şu Yüksel Çalışkan. Evet, çekiyoruz, çekiyoruz, çektik mi? Evet, Fatih, hadi bakalım. Çocuklar, şu ortayı bir boşaltın, hadi bakalım çocuklar. Önder, Önder.